Beyin, vücudumuzdaki en karmaşık yapıya sahip organımızdır. Başımızın içinde kafatasımız tarafından korunur ve milyarlarca nöron yani beyin hücresinin birleşmesinden oluşur. Akıl almaz bir şekilde birbirine bağlı olan bu nöronlar şarkı söylemek, dans etmek, sesleri duymak, kokuları almak, düşünmek ve öğrenebilmek gibi şeyleri yapabilmemizi sağlarlar. Şimdi buradaki şekil üzerinde size beynin önemli kısımlarını göstermek istiyorum. Beynin üç ana kısmı var. Beyne baktığınız zaman üst tarafta gördüğünüz en büyük kısım olan bu pembe kısma serebrum denir. Serebrumun altındaki pembemsi mor olan kısma serebellum yani beyincik adı verilir. Son olarak morla gösterilmiş olan kısmın adı da beyin sapı. Beyin sapı aşağıya doğru inildiğinde spinal kord omuriliğe dönüşür. Evet, beyne yandan baktığımızda durum budur. Şimdi bir de beyin kafatasının içindeyken nasıl görünüyormuş ona bakalım. Arkadaşlar beyin kafatasının içindeyken aynen böyle görünür. Bu görünüme önden ya da ön cepheden görünüm adı verilir. Yandan görünümle önden görünümü eşleştirebilmek adına şu an pembeyle taramakta olduğum alan serebrum. Burada açık morla taradığım yer beyincik, serebellum ve morla taradığım yerde gördüğünüz gibi aşağıda omurilik olarak devam eden beyin sapı. Hı? Anlaştık mı? Beynin üç ana kısmını tanıdığımıza göre sıra serebrumun loblarında. Açık maviyle taradığım yer frontal lobdur. Frontal lob Bilinç ve düşünme ile ilgili şeyleri yönetir. Temporal lobu yeşille. Evet, yeşille gösteriyorum. Temporal lob koklama ve duyma duyuları ile alakalı bilgilerin işlendiği lobdur. Kırmızı olansa parietal lob. Parietal lob uyaranları hissetmemize yardımcı olur. Örneğin acı, dokunuş ya da titreşimleri periyatal lob sayesinde algılarız. Periyatal lob ön cepheden görünmediği için yan görünüme odaklanmalıyız. Evet, son olarak oksipital lobu da sarı ile tarıyorum. Oksipital lobsa görme duyusu ile ilgili bilgilerin işlendiği lobdur bu arada lobların bu fonksiyonları yerine getirebilmeleri için birlikte çalışmaları gerektiğini de eklemeliyim. Az önce her lob için bahsettiğim ayrı ayrı fonksiyonlarsa, o lobun uzmanlaştığı fonksiyonlardır. Evet, beynin anatomisi hakkında çok basit de olsa birazcık bilgi edinebildik. Beynin metabolik olarak çok aktif olduğunu, ve bu aktiviteyi koruyabilmek için de çok fazla yakıta ihtiyacı olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Yakıt derken tabii ki de glikoz ve oksijenden bahsediyorum. Beyin ihtiyacı olan enerjiyi çok zengin bir kan tedariki sayesinde alır. Şimdi gelin Serebrovasküler sistemi. Yani beynin ihtiyacı olan enerjiyi alabilmesi için ona kan taşıyan damarları biraz daha yakından inceleyelim. Ah, oldukça karmaşık görünüyor öyle değil mi? Hmm, ne kadar da çok damar var. Böyle bir şekle bakıp da neyin ne olduğunu anlamak çok da kolay olmayacağı için kan damarlarına ve beyne alttan bakmayı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, bu şeklinde pek açık olmadığının farkındayım. Ama sakın endişelenmeyin. Size yardımcı olacağım. Devam etmeden buradaki şeklin alttan görünüm olduğunda hatırlatmak istiyorum. Beyne alttan baktığımız için kan damarlarına da alttan bakmış olacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Göreceksiniz her şey az sonra çok daha açık hale gelecek. Lütfen biraz sabredin. Eh, şimdi ilk olarak bu kısım. Her ne kadar karmaşık görünse de buraya ulaşan kanın dört ana arterden geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. İşte onlardan biri. Sağ internal karotit arteri. Sağ tarafta olduğu için bu şekilde adlandırılmış. Aynından burada da bir tane var. Kısaca IKA yazıyorum. Tek farkı bunun solda olması. Dört ana damarın ya da arterin ikisi bunlar. Sonra burada yer alan sağ vertebral arteri işaretlemeliyim. Evet bir tane de burada var. Bunlara sağ ve sol vertebral arter denmesinin sebebi omurga'nın içinde, omuriliğin sağında ve solunda yer almalarıdır. İnternal karotitlerse boynumuzun ön kısmında bulunur. Dört ana arteri, iki internal karotit arter ve iki de vertebral arter olarak belirttik. Her birinde sağda bir tane, solda da bir tane var. Bu arada iki vertebral arterin burada birleştiğini görüyorsunuz öyle değil mi? Birleşerek kırkaya benzeyen bu arteri oluşturuyorlar. Oluşturdukları arterin adı baziler arterdir. Ve baziler arteri de ana arterler arasında göstermemiz gerekiyor. Hadi şimdi gelin aynı damarları bir de buradaki alttan görünümde bulalım. Bu sağ vertebral arter. Bu da sol vertebral arter. Bu da baziler arter. Beş ana arterin üçünü bulduk. İnternal karoditleri burada bulmak biraz zor. Çünkü bu görünümde kendilerinden çok bitiş noktalarını görebiliyorsunuz. Bakın, burada. Damarların kırpılmış gibi göründüğü yerde. Evet, internal karotit arterler bu noktada bitiyor. Nasıl devam ettiklerine ise az sonra değineceğiz. Ana arterleri bulduğumuza göre şimdi de geriye kalan damarların ne olduklarını incelemeye ne dersiniz? İşler burada biraz karıştığı için damarları beynin hangi kısmını beslediklerine göre, yani hangi damarın serebrumu, hangi damarın beyinciği, hangisinin de beyin sapını beslediğine göre gruplandırmanın daha kolay olacağını düşünüyorum ben. İlk olarak serebruma bakalım. Şimdi internal karotitlerin bittiği yerde orta serebral arter ya da OSA oluşur. Bakın mavi ile boyamaya başladım. Bu noktada buradaki lobun derinliklerine girdiği için boyamayı bırakıp tarayarak devam ediyorum. İşte orta serebral arter. Bu tarafta bir tane daha olduğunu da unutmayın lütfen. Bu da yüzeysel olarak başlayıp bu lobun derinliklerine doğru giriyor. Onun için bunu da tarayarak göstereceğim. Önce cepheden görünümde bu kadar net olmasa da şu şekilde göstereyim. İşte böyle beynin dışından yanlara doğru devam ediyorlar. Peki sizce serebrumu besleyen başka damarlarda var mıdır? Hı? Serebrumu besleyen damarlar için mavinin tonlarını kullanacağım. Sıradaki damarlar ön serebral arterler. Ön serebral arterler frontal lobun iç kısımlarına kan taşırlar. Bakın. Burada ön serebral arterlerin nasıl ilerlediklerini daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi orta serebral arter ve ön serebral arter takımına bir de arka serebral arter lazım. Öyle değil mi? E, ee, o da burada. İşte arka serebral arter. Bakın bu şekilde ilerleyip beyinciğin üst kısmına doğru devam ediyor. Son kısmı kesikli çizgilerle göstereceğim size. Arka serebral arteri önden görünümde görmek biraz zor ama şu şekilde işaretleyebilirim. Serebrumu besleyen damarlarla işimiz bitmek üzere. Ama bundan önce ön serebral arterlerin burada bir köprüyle birleştiklerini görüyorsunuz, değil mi? Bu köprüye ön komunikan arter adı verilir. Bir de orta ve arka serebral arterlerin birleştiği damara dikkat edin şimdi. İki tarafta da birer tane var. Bunların adı da arka komünikan arterdir. Şimdi serebrumu besleyen tüm bu arterlerin halkaya benzeyen bir şekil oluşturduğunda görüyor olmalısınız. Bakın, bakın burada bir halka var. Bu kısım beyin dolaşımı için çok ama çok 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 önemlidir. Buraya serebral arter poligonu ya da buna ismini veren bilim insanının adını kullanmak isterseniz Willis poligonu adı verilir. Peki sizce Willis poligonu neden bu kadar önemlidir? Hmm, biraz düşünelim. Diyelim ki buradaki internal karotitte bir tıkanıklık olsun. Yani kan bu karotitten yukarı doğru çıkamıyor. Tamam mı? Bu arada internal karotitlerin ana arterlerden biri olduğunu da lütfen unutmayın. Bu karotit tıkalıysa kan vilis poligonuna ve orta serebral artere giremez. Ama vilis poligonunun sağladığı paralel dolaşım sayesinde buradaki internal karotitten gelen kan vilis poligonunun etrafında dolaşarak orta serebral artere geçiş yapabilir. Diğer taraftan, ah anladınız ama değil mi? vertebral ve baziler arterlerden gelen kan da poligonun dolmasına yardımcı olur ve böylece yani Willis poligonu sayesinde beynin bir kısmının beslenemediği durumlarda ortaya çıkan ciddi beyin hasarları önlenmiş olur. Ya, ne kadar da önemliymiş öyle değil mi? Şimdi son olarak serebrumu besleyen arterleri bir kere daha tekrar edelim. Orta ön ve arka serebral arterler. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.